Şu ana kadar hormonların ne olduğuna ve bunları hangi organların ürettiğine dair bir fikir edindik. Hormonlarla ilgili benim kafamı kurcalayan bir diğer soru da şu olmuştu. Bu hormonlardan kanımızda ne kadar bulunuyor ve bunlar vücudumuzda bir noktadan diğer noktaya tam olarak nasıl gidiyorlar? Hormonların kandaki miktarları hakkındaki notlarımızı yazmak üzere buraya konsantrasyon diye bir başlık açıyorum hormonlar konusunda ilk düşünmeye başladığım zamanlar hormonların kanımızda sınırsız miktarda olduklarını sanıyordum. Sonuçta tahmin edemeyeceğimiz kadar fazla sayıda kan hücremiz var. O yüzden ben de hormonları doğrudan al yuvar hücreleri ile aynı kategoride olurlar gibi düşünmüştüm. Yani bir sürü hormon aynen kanımız gibi vücudumuzda geziniyor sanıyordum. Kanımızdaki hormon zenginliği konusundaki düşüncem doğru olsa da vücudumuzdaki hormon miktarı esasında oldukça az. Mililitre başına pikogram cinsinden değerlerden bahsediliyor. Yani gramın milyonda birinin milyonda birinden bahsediyoruz. Yani miktarlar gerçekten de çok az arkadaşlar. Bana oradan girip, girip şöyle 2 kilo hormon ver, yok yani. Gram, miligram, miligramı milyonda biri diyoruz işte. Mesela diyelim ki hipofiz bezi böbrek üstü bezlerini uyarmak istiyor. O yüzden gereken hormon miktarını salgılıyor. Ama bu hormonları doğrudan böbrek üstü bezlerine göndermenin kestirme bir yolu yok. Hormonlar kana salınıyor ve oradan da her yere gidebilir, kafasına göre gezer. Yani bu hormon kanla vücudun tamamında gezebilir. Bunu havada her yerde gezebilen ama sadece onu almaya ayarlı alıcılara ulaşan radyo sinyalleri gibi düşünebilirsiniz. Endokrin hormonları da tüm vücutta gezinirler. Fakat hormonun alıcısı neredeyse yalnızca oraya etki ederler. Mesela bu durum otokrin sinyallerinde şöyle. Hormonun alıcısı da hormonu üreten hücrenin kendisinde yer aldığı için durum ne oluyor o zaman? Yani aynı hücre içinde oluyor. Parakrin sinyerde ise alıcı hormonu üreten hücreye çok yakında bulunuyor. Yani endokrin sinyallerde e, biraz şey var, endokrin sinyallerde ise alıcılar hormonun üretildiği yerden epey uzakta konumlanıyor. Yani üç farklı şey var işte: otokrin sinyalde, içinde hücrenin aynı hücrede parakrinde, çok yakın bir hücrede endokrin sinyallerde, uzak hücrede. Şimdi konsantrasyon konusuna geri dönersek, kandaki hormon konsantrasyonu az olmakla beraber tüm vücuda hormonların yayılmış olduğu da bir gerçek. Konsantrasyonu belirleyen iki etken var. Birincisi Metabolizma. Metabolizma derken neyi kastediyoruz? Aslında hedefine ulaşan her bir hormonun yaklaşık %99'u karaciğer ya da böbrek tarafından metabolize edilir. Karaciğer bunları parçaladıktan sonra safraya dönüştürür. Böbrekler de bu hormonları parçaladıktan sonra idrarın içine atık olarak gönderir. Üretilen her bir hormon için binlercesi de metabolize edilerek vücuttan bir şekilde dışarı atılır. Dolayısıyla metabolizma hormon konsantrasyonunda bu şekilde belirleyicidir. Öte yandan salgılama da konsantrasyona etki eder. Salgılamanın konsantrasyona olan etkisi geri bildirim döngüsü diye bilinen bir mekanizma ile mümkün olur. Size bir geri bildirim döngüsünü açıklamak için buraya önceden bir şema çizmiştim. Burada esas olan düşünce şu: Vücutta değişim yaratmak üzere hormon salınımı başlatan elemanlar aslında hormon üretimini durdurma işlemini de yapıyorlar. Evet bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden bir örnekle açıklamaya çalışayım. Diyelim ki daha fazla tiroid hormonuna ihtiyacımız var tamam mı? Bu durumda hipotalamusumuz tirotropin salgılatıcı hormon salgılamaya başlar. Ve bu şekilde ön hipofize tiroid hormonu ihtiyacı olduğunu iletir. Bunun ardından ön hipofiz bezi tiroid uyarıcı hormonu yani TSH'ı salgılar. Ve bu da daha önce bahsettiğimiz gibi tiroidi, T3 yani triiodotironin ve T4 yani tiroksin tiroid hormonlarını üretmesi için uyarmış olur. Bu tiroid hormonları kanda dolanırken az önce söylediğimiz gibi vücudun her yerinde gezinirler. Yani sadece A noktasından B noktasına gitme gibi bir durumları yoktur. Evet, bu hormonlar tüm kan damarlarında dolanırlar ve vücudun tamamında gezinirler. Derken, hipotalamustaki ve ön hipofizdeki alıcılara ulaşırlar. Ön hipofizdeki alıcılara tiroid hormonlarının ulaşması, ön hipofiz bezine hormon üretimini durdurmak için sinyal vermek anlamına da gelmektedir. Bunu kırmızıyla işaretliyorum ki durdurma anlamını taşıdığı net olsun. Evet, bu sinyal bu hormonların üretimini durdurmak için geliyor. Aynen ön hipofizde olduğu gibi hipotalamustaki sinyal de aynı mesajı veriyor. Artık bu hormonlara ihtiyacımız yok. Ondan elimizde yeterince var diyor. Aslında düşünürseniz bu harika bir etkileşim mekanizması. Vücuttaki muhteşem bağlantılar sadece bir etkiyi başlatmak için değil, o etkiye artık ihtiyaç olmadığını iletmek için de kullanılıyor. Negatif geri bildirim döngüsü işte bu şekilde çalışıyor ve salgılamayı kontrol eden mekanizma da işte bu. Evet, hormonlardan bahsettik, sistemdeki organları saydık ve bu sistemin nasıl çalıştığını açıkladık. Tüm bunlardan sonra geriye endokrin sisteminin sinir sistemiyle ve davranışla olan ilişkisini açıklamak kalıyor. Davranış dediğimiz şey, vücudumuzun koordineli bir şekilde çevresine karşı gösterdiği iç veya dış tepkilerdir. Vücudun farklı yerlerinde bahsettiğimiz bu sinyalleri vermek üzere çeşitli etkiler yaratan hormonların da davranışta önemli bir payı var. Nihayetinde davranış da endokrin sistemi, fizyolojisi ile psikolojisi ve zihin çalışmaları yani tutumlarımız ve kişiliğimiz gibi konular arasında bir köprü görevi görüyor. Psikolojik açıdan davranış hakkında bahsettiğimiz tüm bu olası etkiler esasında endokrin sisteminde gelişmekte olan koordineli hormon tepkilerine dayanır. Fizyoloji ve psikoloji arasındaki bu köprü Bilişsel davranışçı terapi konusundaki düşüncelerin başladığı yerdir. Bilişsel davranışçı terapiye göre düşüncelerinizi kontrol ederek ve değiştirerek duygularınızı, davranışlarınızı ve bedensel tepkilerinizi de değiştirebilirsiniz. Mesela çok korktuğunuz bir durum olduğunu varsayalım. Buraya korkmuş bir insan suratı çizeceğim. Bu durumda kanınıza epinefrin ya da e, yani diğer adıyla söyleyelim adrenalin salgılanır ki bunun salgılanması kalp atışınızı ve solunum sayınızı arttıracaktır. Ayrıca bu hormon enerjinizi sindirim ve bağışıklık sistemlerinizden başka yönlere kaydıracak, sizi kaç ya da savaş düşüncesine yoğunlaştıracaktır. Fakat eğer sizi korkutan o uyarana zamanla alışırsanız ve bir süre sonra ondan korkmuyor hale gelirseniz, o zaman bilinçli olarak sakin kalabilirsiniz ve dolayısıyla vücudunuzda daha az adrenalin salgılanır. Yani gördüğünüz gibi vücudunuzda dolanan tüm o hormonlar bir şekilde sizin kontrolünüz altında, ve bence burada oldukça güzel bir sistem var.